Bir Beyti Gündem programıyla daha beraberiz sayın seyirciler. Ben Fırat. Bugün sıfatların ikinci oturumunda hattımızın diğer ucundaki Enderin hocası Selçuk Hoca ile beraber, Selçuk Aksoğlu ile beraber Ender'i konuşacağız. Süperlatifleri konuşacağız bugün. Hocam, öncelikle hoş geldiniz diyerek bize süperlatifler hakkında, bu enler hakkında bilgi verir misiniz hocam? Hoş bulduk Fırat. Değerli öğrenciler ve tüm sevgili izleyiciler, sizlere de buradan merhaba demek istiyorum. Selçuk Aksoğlu yani Selçuk Hoca'yla bu haftaki videomuzun konusu süperlatifler. Yani enleri buluyoruz Fırat'ın da dediği gibi. Arkadaşlar, en az 3 tane isim olmak zorunda. Bunlar arasından en güzeli olabilir, en mükemmeli, en harikası vesaire vesaire bunları seçiyoruz. Eğer ki sıfat ya da zarflarımız tek heceli ise arkadaşlar, sonlarına est ifadesini getirerek başına da d'yı ekliyoruz. Çok heceli ise bunların da başlarına the most ifadesi gelir. Kıyaslama edatı olarak da of ya da in kullanılır. Bunları unutmayalım. Örneklerimize tablomuzdan devam edelim. Tablomuzun en sol ilk kısmında hot, sıcak, tek hecelileri görüyoruz. The hottest, en sıcağı. Small, küçük. The smallest, en küçüğü. Big, büyük. The biggest, en büyüğü. Short, kısa. The shortest, en kısası. Tall, uzun. The tallest, en uzunu. En sağda ise modern, modern, the most modern, en moderni, başka da modern yok. Interesting, ilginç. The most interesting, en ilginci. Başka da ilginç yok. Complicated, karmaşık, karışık. The most complicated, en karışığı, en karmaşığı. Başka da karmaşık, karışık yok. Beautiful, güzel. The most beautiful, en güzeli. Exciting, heyecanlı. The most exciting de en heyecanlı. Ve tablomuzun orta kısmında yer alan düzensizlerdeyse arkadaşlar, yine comparative'lerde de sıfatların kökü birbirine benziyor. Good, iyi. The best, en iyisi. Bad, kötü. The worst, en kötüsü. Far, uzak. The farthest ya da the furthest, en uzağı. Little, az. The least, en azı. Much ya da many karşımıza da the most olarak geçer. Hemen tablomuzun sağ tarafında ise Samantha is the cleverest girl in the class. Sınıfın, bakın karşılaştırma edatı olarak in'i kullanmış burada. Sınıftaki en akıllı kızdır Samantha. My friends, arkadaşlarım did the exam very badly. Ne demiştik? Sıfat ya da zarf kullanabiliriz demiştik. Çok kötü bir şekilde ne yaptı, sınavlarını yaptılar. But I did the best of all. Fakat ben onların arasında en iyisiydim. Wow! Öyle mi ya? Neler varmış hocam sıfatlarda? Gerçekten güzel. Hocam lütfen buyurun devam edin. Söz sizde hocam. Teşekkür ederim Fırat. Devam ediyoruz arkadaşlar. Süperlatif yapılarında eğer ki cümle içerisinde of all ifadesi yer alıyorsa, yani hepsinin içinden, arasından anlamını vermek için bunu görüyorsak eğer cümlemizde, o zaman yine biz süperlatifleri kullanmak zorundayız. Örneğimize baktığımızda, of all my lessons at school, okuldaki derslerim arasından, içerisinden, English is the most favorite one. İngilizce en favori olandır. İkinci örneğimizde of all the students, tüm öğrenciler arasından ya da içerisinden Jason is the cleverest one. En akıllı olanıdır diyor Jason için. Evet, evet. Anlıyorum hocam sizi, anlıyorum. Peki hocam, başka neler var? Bunlar haricinde Fırat, yine süperlatiflerde kullandığımız by far, şimdiye kadar, quite oldukça, very ve much ifadeleri de arkadaşlar çokluk anlamını veren ifadelerde kullanılır.
Örneklerimizde she is by far şimdiye kadarki the best student in the class. Sınıftaki en iyi öğrenciydi. Boris is much the hardworking in the class. Sınıftaki en fazla çalışkan olan kişidir. Suzuki is quite the most attractive girl. Oldukça etkili, çekici bir kızdır diyoruz. Bunun haricinde ise yine arkadaşlar süperlatiflerde present perfect'ler etkindir. Örneklerimizde this is the simplest question. Bakın hemen örneğimizde the simplest question. En basit sorudur. I have ever answered. Şu ana kadarki çözdüğüm en basit sorudur. It is the most expensive döner. En pahalı dönerdir. Ne yaptım? I have ever eaten. Yediğim en pahalı dönerdir. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet sayın seyirciler, bir Beriki Gündem programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde buluşmak dileğiyle. Bu arada Selçuk hocamızın kanalına girip videolarını izleyip beğenmeyi ve abone olup takipte kalmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın, evde kalın. Kendinize iyi bakın.